Herkese merhaba, dikiş sınıfından selamlar ve sevgiler efendim. Elimizde çok güzel bir Burada dergisi var ve bu derginin içeriğini sizlerle birazdan paylaşacağız. Dolu dolu bir dergi, içinde kalıpların haricinde, modellerin haricinde birçok püf noktası da barındırıyor, onu da söyleyeyim. Ama izlemeye başlamadan önce eğer kanalıma abone olursanız ve beğenirseniz ve arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz çok mutlu olurum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdiden keyifli seyirler diliyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum efendim. Hadi bakalım dergi incelemesine. Yeniden merhaba. Burada çocuk sayısı 2022'ye 2. Hazır kalıplı tüm modeller adım adım açıklamalı. Sonbahar kış sayısıyla karşınızdayız. Hepsi birbirinden kolay. 13 yeni pratik modelimiz var. Bu derginin içinde aynı zamanda çok güzel püf noktaları var. Videonun başında söyleyeyim. Çok güzel anlaşılır bir dil kullanmışlar. Adım adım açıklamalarıyla 104 ve 146 bedenlere uygun. Ne demek bu 104 ve 146 beden? Birazdan açıklayacağız. Ve ekstra uyku tulumu kız erkek çocuklarınızın için oynasın, eğlensin, sıcacık uyusun demişler. Hemen şöyle geçelim. Gene editörümüzün güzel bir yazısı var burada. Hemen şurada geliyoruz. Bedenine oturtun diyor. Burada daha önceki videolarımda da söylediğim ölçü tablolarından faydalanmayı anlatmış ve çok açık ve net anlatmış. Çocuk üzerinden ölçüleri nasıl alacağınızı da anlatmış. Çünkü çocuk vücut özellikleri kadın ve erkek vücut özelliklerinden farklıdır hanımlar. O yüzden beden boyu olarak çocuğun baş kısmından ayak ucuna kadar olan kısmına göre beden boyunu bulunuz diye şurada çok güzel bir açıklama var ve ölçülerini nasıl alacağınızı anlatıyor. Kadın ölçülerini almak gibi veya erkek ölçülerini almak gibi değil, çocuk ölçülerini almak. Gene arşivlik bilgilerle dolu tek bir sayfa var burada karşınızda. Şuradaki yazıyı size bir hemen hızlıca okumak istiyorum. Çok güzel bir noktaya değinmiş. Çünkü ben de bununla ilgili çok mesaj alıyorum. İşte burada dergilerin bedenleri bize çok büyük oluyor. Burada dergilerin bedenleri bize çok büyük oluyor diye. Ben de elimden geldiğince açıklamaya çalışıyorum ama bir de bu konuda Burada dergisinin cevabını dinleyelim isterseniz. Çocuğunuzun konfeksiyon bedeninden hareket etmeyin. Burada çocuk bedenleriyle tam uyumlu olması gerekmez. Buraya dikkat edin. Hazır giyimde bedenler pazarlama kaygılarıyla genellikle daha büyük tutulmaktadır. Yani kadın giyimi olsun, çocuk giyimi olsun fark etmez. Hazır giyimde large beden bazen medium'dur hanımlar. X large bazen large'dır. Yani 42 bedendir üzerinde yazan etiketi ama o aslında 40 bedendir. Çünkü az kumaşta çok giysi üretmeyi planlar hazır giyim. Ama burada dergileri gibi dergiler ve hazır kalıp dergileri kişinin kendi ölçülerine özel hazırlar. Mesela biçkiden önce mutlaka ölçü alın. Doğrudan iç çamaşırlarının üzerinden ölçü alın. Lütfen ölçü almadan belli bir bant bele bir bant bağlayarak belirleyin bel yerini. Ölçüleri çocuğunuz dik ama rahat pozisyondayken alın. Ölçü alma konusunda da anlattığımızda kadında da böyledir bu. Dimdik durmayız değil mi ölçü alırken? En rahat duruşumuzda dururuz ki her zaman o ölçüler üzerimize uysun diye. Kalıp aşaması ölçü almanın en birinci basamağıdır. Ben de buna kesinlikle katılıyorum. Bir modelin bedene doğru oturması için, yani kalıbımızın doğru olması için doğru ölçü almalıyız. Ölçü aldıktan sonra ise ölçüleri burada çocuk tablosunda verilen ölçüleriyle karşılaştırın. Yani şunu yapmayın, çocuğunuza işte malum bir markadan diyelim ki bir tane pijama altı aldınız, işte 104 beden yazıyor üzerinde ama geldiniz baktınız ki burada dergisinin 104 bedeni daha büyük. Ama bunun nedenini de çok güzel açıklamışlar. Ben de az önce açıkladım. O sebepten dolayı mutlaka çocuğunuzun ölçüleriyle kız çocuk için ayrı, erkek çocuk için ayrı şu ölçü tablolarından ölçülerinizi karşılaştırarak kaç beden çıkaracağınızı bulunuz. Bulunuz. Ondan sonra kalıbı çıkarınız. Ve diyor ki gerekirse, yani eğer çocuğunuzun ölçüleri buradaki ölçülerden biraz farklılık gösteriyorsa çocuğunuzun ölçülerini kalıp üzerinde bu ölçülere uydurmaya çalışın. Bununla ilgili de bir video çok yakında dikiş sınıfından sizler için
gelecek. Bunun da müjdesini şimdiden verelim. Bu sayfada gene bilinmesi gerekenler diye çok güzel püf noktaları vermişler. Ütü sembolleri ve telalarla ilgili bir bilgi kısmı var burada. Ütü ve tela. Teladaki püf noktaları gene daima kumaşın tersine yapıştırılır gibi. Ütü asla kumaşın izin verdiğinden daha yüksek sıcaklıkta olmamalıdır. Tele yapıştırdığınız parçayı bir süre daha ütü tahtasının üstüne bırakarak soğumasını bekleyin gibi en teknik ve en bilinmesi gereken bilgilerden de dergi bahsetmiş. Evet, bu dergide en sevdiğim sayfalardan biri. Çünkü bu konuda çok hata yapıyorsunuz. Aslında iki sayfada serilemenin özünü anlatmış dergi. Patronların nasıl büyütülmesi ve küçültülmesi gerektiğinden bahsetmiş. Aslında siz mesela şunu soruyorsunuz veya şunu böyle olduğunu düşünüyorsunuz. Her yerinden bir santim verirsek bir beden büyütür müyüz? Ve her yerinden bir santim içeriye girersek bir beden küçültür müyüz? Hayır, dediğiniz gibi olmuyor. Çünkü serileme çok farklıdır. Sıçrama yönleri vardır, sıçrama noktaları vardır ve sıçrama oranları dediğimiz, yani büyütme ve küçültme yönleri vardır. Büyütme ve küçültme oranları vardır. Yan dikişten bakın, beden büyüdükçe şurada gördüğünüz gibi oran biraz değişir. Kol oyuntularında değişir ve bu her beden için farklıdır. Kadın bedeni için farklıdır, erkek bedeni için farklıdır, çocukta farklıdır. Efendime söyleyeyim. Pensli bedenler için farklıdır, pensiz bedenler için farklıdır. Elastik kumaşlar için seçeceğimiz kalıplarda farklıdır. Bunun için kalıp bilgisi gerekmektedir. Ama burada dergilerinde yapacağımız büyütme ve küçültmeleri burada aşama aşama dergi bize anlatmış, yönlerini göstermiş, neye dikkat etmemiz gerektiğini ve mutlaka ve mutlaka dik açıları bozmamamız gerektiğini anlatmış. Açıklamalar kısmını bitirdikten sonra ilk modelimizde başlayalım. Çok güzel bir sweatshirt modeli var. 104 ve 146 beden aralığında. Yaşları o ölçü tablosuna bakarak bulacaksınız. Tek tek şimdi ben size şu beden şu yaşa denk geliyor diye söylersem videomuz 1-1,5 saat sürer ve siz de çok sıkılırsınız. Şu sweatshirtümüzün yaşasın sonbahar geldi olarak anlatmış. Tilki motifinden erkek çocuklarda da kız çocuklarda çok hoşlanıyor. Yani aslında burada dergilerindeki şu kalıplar çocuk sayılarında kız ve erkek unisex dediğimiz tarzda hazırlanıyor. Yani hem kız için yapabilirsiniz bunları, hem erkek için yapabilirsiniz. Bizde mesela bizdeki bir tane burada çocuk dergisi var, bir tane pijama altı var. Orada lastikli pantolonda diktik, düğün içinde diktik, yatak içinde diktik, o kalıpta diktik de diktik. Siz de bakın, burada aynı zamanda bir temel beden kalıbı var. Yani şu sweatshirt kalıbından, yani şu 3 parça kalıptan, robalı, robasız, kuplu, pensli diyorum, affedersiniz, kesikli şeyler hazırlayabilirsiniz. Pens de yapabilirsiniz ama onun için de biraz daha ileri seviyede dikiş bilgisi ve kalıp bilgisi gerekiyor. Kumaş önerisi olarak da sweatshirt kumaşı, polar, örgü kumaşlar demiş. Malzeme olarak da 1.6 60 santim, yani 1.5 metre, 1.70 falan gerekiyor. 1.40'la, yani 104 bedende 1.40 vermiş, 146 bedende 1.65 ölçü vermiş. Burada gene nasıl biçileceğini, nasıl yakanın yapılacağını, kolun nasıl takılacağını, iğnelemenin, dikmenin nelere dikkat edilmesi gerektiğini, kolları nasıl takacağımızı, kol ve yan dikişleri nasıl yapacağımızı ve etek bandını nasıl takacağınızı aşamalı olarak ayrıntılı anlatmış. Burada da çok şık ve çok şirin bir asimetrik kız çocuk eteği var. Volanlı, şöyle bakın, şu kumaştan verilmiş. Çiçek ya da farbala istemiyor musunuz? Asimetrik kesimli bu etek küçük kızlar için çok şık bir temel giysi diyor. Yalnızca esnek kumaşlar kullanın. Bakın, kumaş önerilerini dikkate alıyoruz. Sweatshirt kumaşı 140 santim eninde istemiş. Malzeme olarak da halka kuş gözü gerekiyor mu? 8 milimetre çapında yassı kordon, halka altını güçlendirmek için çok az bir tela parçası, lastik dikiş ipliği, jarse iğnesi ve çift iğne spor dikişler için istemiş. Kalıp parçalarımız da burada. Belki gene bir tık ileri seviyede kesim ve dikim bilgisi isteyebilir bu model ama yapılmayacak bir model değil. Gayet kolay bir model.
Kumaşı da dikiminden önce yıkamanızı ve eğer varsa kalitesi buna uygunsa kurutucu da kurutmanızı öneriyoruz. Böylece kumaşın daha çok çekmesini ve istenmeyecek bir şekilde ek paylar verme gereksinimini ortadan kaldırmış olursunuz. Yıkama ardından kumaşı iyice ütüleyin diye de eklemiş. Yine aynı eteğin burada nasıl dikileceği, nasıl kesileceği, nelere dikkat edileceği, hangi işlem basamaklarına göre gideceğimizi de anlatmış. Zaten bunları tek tek dikkat ederek giderseniz ben dikebileceğinizi düşünüyorum. Çok güzel dikişler yapıyorsunuz. Ama lütfen acemiler, lütfen bodoslama dalmayın böyle modellere. Burada da sürfileden bahsetmiş. Sürfile neydi? Kenar temizleme tekniğiydi. Makine ile sürfile yapmak, elle sürfile yapmak. Overlock makineniz yoksa, makinenizin zikzak ayarı bozuksa falan elde sürfile de yapabilirsiniz giysilerinize. Bunu da anlattığımız videolarımız var çok şükür. Evet, şimdi gelelim şu güzelim elbiseye. Bakın şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Yumuşacık, sıcacık jartelen dikilen bu iki katlı elbiseyi döndürdüğünüzde göz açıp kapayana dek sonbahar ve kışa uygun bir elbise daha elde etmiş oluyorsunuz diyor. Tek kalıpla gene iki ayrı model verilmiş. Biri gene farbelalı verilmiş, biri farbelasız verilmiş ve ikisinin de modeli 1 ve 2 olarak sanıyorum ki burada verilmiş. 3A, 3B olacak şekilde. Yani şu kalıptan, şuradaki kalıptan ya bu elbiseyi ya da bu elbiseyi dikebilirsiniz anlamına geliyor. Kumaş önerisi jarse ve pamuklu kumaşlar verilmiş. 1, 2 bir de şu cep kapağıyla 3 parçadan oluşuyor kalıp. Farbele yapmak isteyenler için de ayrıca şurada bir ölçü verilmiş. Farbelaların ölçüsü verilmiş. Kaçar adet kesileceği ve neler gideceği, gene 2 çıt çıt gerektiği. Bunun dışında kurşun kalem, kağıt makas gibi şeyler, patron ve kumaşın hazırlanmasından bahsedilmiş yeniden ve tabii ki her zaman olduğu gibi dikim aşamalarından. Burada da elbise B için ölçü tablosunu vermiş. Yani farbelalı olan için ölçü tablosu verilmiş. Karışık gelmesin, gayet basit, gayet kolay, gayet anlaşılır bir dil kullanmışlar. Burada da farbelanın nasıl yapılacağı, bu askı yerlerindeki kenarların nasıl temizleneceği, nasıl çıtlatılacağı, nasıl baskı yapılacağı eteğinin hepsi anlatılmış durumda. Bugün sesim çok yorgun geliyor bana. Size de yorgun geliyor mu? Hiç bilmiyorum. Şimdi burada da çok güzel bir tulum var hanımlar. Gene hem kız çocuk için hem erkek çocuk için düşünülmüş. Evde hani havalar yeni yeni serinlemeye başladığında da benim oğlum çok küçükken hep böyle tulumlar giydirdim ki beli börtüğü açılmasın çocuğun diye. Çok giydirirdim. Çok rahat ederdim tulumla. Tulumun kalıbı verilmiş. İki parça halinde verilmiş. Yani model 4A ve 4B olarak verilmiş. Kumaş olarak da jarse, yalnızca elastik kumaşlar kullanın. Yani esneyen kumaşlar kullanmanızı önermişler. Kumaş ölçüleri gene var burada. Çıt çıt istiyor. Ve kol, tulumun önü, tulumun arkası şeklinde, yani önü ve arkası şeklinde patı kalıp olarak verilmiş. Ve tabii ki de dikim aşamaları. Artık burada dergilerinin mantığını kavramaya başladığınızı düşünüyorum. Sayemde, sayemde ben işte bu derginin favori şeyini, kalıbını size gösteriyorum şu an. Aynı kalıp, gene tek kalıp. Hem bu modeli hem bu modeli dikebiliyorsunuz. Hem erkek için hem çocuk için dikebiliyorsunuz. Bu ikisinin de kalıbı gene tek kalıp üzerinde verilmiş. Model A, model B olarak verilmiş. Yani bu mesela hiç dikiş bilgisi olmayan, kalıp bilgisi olmayan bir insanın asla akledemeyeceği bir durum değil mi? Bu iki ceketin aynı kalıptan çıkabileceği. Sizler de dikişe ilk başladığınız zamanlarda eminim ki bunun ayırdına varamıyordunuz ama artık varıyor olduğunuzu da düşünüyorum. Çok beğendim ben bu kalıbı. Şöyle gelelim, yaklaştırayım size. Raglan kollu. Erkek için ayrı bir ölçü verilmiş. Kız çocuk için ayrı bir ölçü verilmiş. Burada parçalar. Sweatshirt kumaşı, jarse, ribana, lastik örgü kumaş. Yalnızca esnek örme kumaşlar önerilmiş. Ribana ölçüleri ayrı verilmiş. Sweatshirt ölçüleri ayrı verilmiş. Malzemeler ve gelelim biçki planına. Yani tabii ki bunu kız çocuk için mi dikiyorsunuz?
Erkek çocuk için mi dikiyorsunuz? Ona göre o ölçü tablolarından da faydalanacaksınız. Şurada da zaten şematik olarak bizlere sunulmuş durumda. Biçki planı, dikim planı ve fermuarlar hakkında bilgi verilmiş burada da. Hemen şöyle özet geçeyim. İki tarafı kapalı fermuar dikimi, elle fermuar dikimi, makinayla fermuar dikimi ve ekstra bir ipucu verilmiş. Hadi bu ipucunu size okuyayım. Bu kıyamı da unutmayın. Eğer fermuarı elle dikmeyi yeğliyorsanız, ancak fermuar dikişinden vazgeçmek istemiyorsanız, fermuar açıklığının kenarına fermuarı dikmeden önce üst makineleri çekin ve fermuarı tam bu dikişler üzerinden iğne ardı ile dikin. Çok hani artık kimsenin buna böyle hani yaparız biz bunu diyeceği bir durum değil ama diyelim ki bir şey oldu, tam fermuar dikeceksiniz, makineniz bozuldu, bir şey oldu. Bu ipucundan da faydalanabilirsiniz. Ve evet, şu kapşonlu modellere bakar mısınız? Müslin kumaştan yapılmış bunlar. Gene kız ve erkek için düşünülmüş. Kapşonlu ve kapşonsuz olarak düşünülmüş ama buradaki kumaş seçimini çok beğendim. Ayrıca onu söyleyeyim. 100-446 beden arası Müslin kumaşlarla ilgili de bir video çekmeyi düşünüyorum. Çok soruluyor. Trend oldu. Bizim eskiden çocukların bezini altına serdiğimiz Müslin kumaşlar ve zıbınlarını diktiğimiz şeyler şimdi moda, trend oldular. İyi ki de oldular. Çünkü çok sağlıklı kumaşlar. Çok öneriyoruz. Bu ceket her çocuk gardırobu için vazgeçilmez. Özellikle de kruvaze düğmeleri ve renkli biyeleriyle çok hoş diyor. Kumaş önerisi olarak Müslin pamuklu kumaşlar, pamuk karışımlı kumaşlar tercih edin. 140 santim eninde Müslin'den 2 metrelik bir Müslin gidiyor. Buna Müslin'lerin eni de genelde geniş oluyor birçoğunun zaten. Bununla ilgili de ben Müslin kumaşlarımı dolabımdan çıkarıp sizlere paylaşacağım ve nereden aldığımı da söyleyeceğim. Malzeme listesi ve kalıplarda olduğu gibi şurada var, bakın. Kapşonu merak ettim, kaç kat kesmişler burada. Evet, 4 tane kapşon kesilmiş, yani dikişli. Astarlı bir kapşon olacağı anlamına geliyor. Ben hemen kapşona bakıyorum. Çünkü işin içine kapşon girdiği zaman kumaş ekstradan fazla gidiyor biliyorsunuz. Gene basamak 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 anlatılmış. Şurada da bir öneri vermiş. Giysilerdeki yakalıyı verev bantla veya kendiniz biye, kendi kumaşından veya farklı bir renkte biye keserek, biye çalışması yaparak temizleyebilirsiniz demiş. Hangisini tercih ederseniz o var. Burada gene bir alt eşofman kalıbıyla karşınızdayız. Kalın lastikli bir beli var. Pantolonun kalıbı. Paçalar bakın geniş, biliyorsunuz şurada büzgü şeyi var. Şey, ribanayla büzüleceği için biraz geniş paçalı. Buna fazla kumaş gidiyor olabilir. Bakalım hemen. 1 metre boyunda kumaş gitmiş, gayet iyi. Ribana da 40 santim eninde olacak ve yarım metrede ribana gittiğini anlıyoruz. Burada da yalancı pat çalışması var. Pat kalıbı var. Cep var. Başka ne var? Ribananın ölçüleri var şurada da. Bu da güzel bir model olmuş. Gene kız çocuk için, erkek çocuk için fark etmez. Hepsi için dikebilirsiniz. 104 bedenle 146 beden arasında ve gene bütün işlemler burada var. Evet, şu da çok güzel bir elbise modeli. Bakınız. Burada sanki bluz ayrı, etek ayrıymış gibi düşünülüyor ilk bakışta ama bu bütün bir elbise, kız çocuk elbisesi. Tabi bunu erkekler için yapamıyoruz. Kız çocuk elbisesine de gene ölçüler ona göre verilmiş. Farklı kumaşlarla da yapabilirsiniz. Bu şekilde gördüğünüz gibi bir bütün olarak da yapabilirsiniz. O size kalmış. Üstü çiçekli, altı düz yapabilirsiniz. Gene buradaki gibi yapabilirsiniz. Kendi yorumunuzu katabilirsiniz. Kendi yorumumuzu kattığımız modeller de her zaman çok çok güzel oluyor zaten. Jersey kumaşlar, sweatshirt kumaşları, pamuklu kumaşlar, viskon ve karışımlı kumaşlar. Üst parça için yalnızca esnek kumaşlar kullanın demiş. Demek esnek kumaş kullanın diyorsa bu kalıp ona göre verilmiş bir kalıptır. Burada esnek kumaş kullanın diyorsa ve siz bunu esnek olmayan bir kumaştan yapıyorsanız kalıp da küçük geliyorsa bu derginin suçu olmuyor bu durumda, değil mi? Veya öğretmenin suçu veya size bu kalıpları veren kişinin suçu olmuyor. Kumaş önerisine uymak
gerekiyor. Burada gene farbela için ölçüler verilmiş. Onları okursunuz. Bunları tek tek okuyun. Okumaktan asla erinmeyin. Asla vazgeçmeyin. Şimdi de bakın şu avuntu canavarı dediğimiz şu oyuncağın kalıbı var. Dolgu oyuncağın kalıbı var burada ve kalıplarının haricinde hangi malzemeler gerekli? Ne tür bir kumaş almanız gerekiyor? Hangi parçadan kaç parça kesmeniz gerekiyor? Hepsi verildiği gibi oyuncağı nasıl dikeceğimizi de göstermiş. Bence eğer küçük bir çocuğunuz varsa ki ve zaten varsa beni izliyorsunuzdur eğer dışarıya dikiş dikmiyorsanız bu oyuncağı ona mutlaka dikin. Hatta benden size bir öneri, çocuğunuzla birlikte dikin. Onu bu işin içine dahil edin. Eli kırılsın deriz biz. Eli kırılsın çocuğunuzun. El yapları doldururken yardım etsin. Gözlerinin yerine karar verirken yardım etsin. Biliyorum şu an söylediğim şey çok hayali gibi geliyor ama ben de çocuk büyüttüm. Biliyorum evin ne kadar dağıldığını, o gün nasıl bir perişanlık yaşandığını, nasıl böyle bir bizim stres topuna dönüştüğümüzü de biliyorum. Ama çocuklar için çok önemli ve değerli anılar olarak kalacaktır bunlar. Burada da güzel bir oyuncak var. Eğer bu oyuncağı diker ve paylaşırsanız, diğer modellerini de tabii istiyorum ama eğer bu oyuncağı diken olursa bizimle de paylaşsın. Biz de hikayemize atalım ve hep beraber çocuğunuzla birlikte mutlu olalım. Şurada da çocuk giyiminde nelere dikkat etmemiz gerektiği paragraf paragraf verilmiş. Özet olarak ne dar ne bol. Çıplak ayak koşmak çocuklar için sağlıklıdır. Demiş iyi malzeme bağımsız olmalı. Yavrularımızla ilgilen psikolojik şöyle bir önerilerin olduğu bir sayfa. Avuntu canavarının yardımcı olma şeklinden de bahsetmiş. Çocuklarımızın korkularını ve duygularını anlayabileceği ve konuşabileceği bir arkadaş olduğundan bahsediyor burada. Cathy Weber, çocuklarla nasıl duyguları konusunda konuşabileceğinizi ve nasıl birlikte avunta canavarını kullanabileceğinizi açıklıyor diyor. Dergi bunu da vermiş. Gayet de güzel anlatmış. Dergimiz bu kadar hanımlar. Çok güzel bir dergi. Dediğim gibi seviyorsanız eğer böyle dergi incelemelerini ve daha fazlasını istiyorsanız lütfen yorumlar kısmına yazın ve bizi desteklediğinizi gösterin. Biz de mutlu olalım ve bu videoların devamı gelsin. Şimdilik hoşça kalın. Sevgiler ve teşekkürler dikiş sınıfından ve tabii ki sizi çok seviyorum. Hoşça kalın.